değerli il yönetim kurulumuz, ilçe başkanlarımız, belde başkanlarımız ve çok kıymetli basın mensuplarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin malumu üzerine 19 Temmuz'da başlayan teşkilatlarımızda üyelerimiz tarafından yapılan delege seçimlerimiz 23 Temmuz itibariyle bütün ilçelerimizde tamamlanmıştır. Öncelikle delege seçimlerinde emeği geçen başta delege komisyonumuza, ilçe başkanlarımıza ve bunu bir görev bilip oy kullanan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 5 Ağustos itibariyle iki beldemiz Küçükkuyu ve Kepez kongrelerimizi, ardından ilçe kongrelerimizi yapmaya başlayacağız. İlçe kongrelerimizin tarihlerini genel merkezimizle konuşup kamuoyu ile paylaşacağız. 19 Ağustos'ta başlıyoruz ilçe kongrelerimize. 12 Kasım 2017 tarihine kadar bitireceğiz inşallah. 18 Kasım 2017 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2018 tarihine kadar da Türkiye'mizin 81 ilinde il kongreleri tamamlanmış olacak. Bu süreçte sorunsuz genel merkezimizin talimatları doğrultusunda inşallah Çanakkale'de de daha dinamik, daha güçlü ve yeni arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği zor günlerde kenetlenen, birlik ve beraberliğini koruyan bir teşkilat olması özelliğidir. Teşkilatlarımız kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hem içeride hem dışarıda dirayetlerini ve gücünü göstermiş, bütün zorluklara göğüs germiş insanlardan kurulmuştur. Buradan bütün siyasi büyüklerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu davaya hizmet etmiş, ebediyete intikal etmiş büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşkilatlarımızda yenilenmeler geliyor. Bu davaya aşk ile gönülden bağlıyız. Bu aşkla çalışmaya eskisi yenisi demeden tüm birlikte, tüm teşkilatlarımızla birlikte devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden beri bir alçak darbe girişimi ve iki referandum atlattık. Bu darbe girişiminin engellenmesini yine bu teşkilatlarımızla başardık. Hainlere geçit vermemek için elinden geleni yapan teşkilatlarımız var. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayan böyle yol arkadaşlarını Yüce Rabbim bizlere nasip ettiği için şükrediyoruz. 3 Mart'tan bu yana iyi ve güçlü bir kadro olduk. Yol arkadaşlarımızın hassasiyetleriyle de inşallah tüm kongrelerimizi tamamlayacağız. Bugün nüfusu 5000'in altında olan 9 beldemizin atamasını gerçekleştirmek için buradayız. Yaptığımız istişareler sonucunda 2 beldemizde mevcut belde başkanımız ile yol yürümeye karar verdik. 7 beldemizde de belde başkanlarımızla bayrak değişimine gittik. Bizler bu değişimleri hedefe ulaşmada sadece bayrak değişiminden ibaret olarak görüyoruz. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. Hizmetlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Hızımıza hız katacağız. Bizler AK Parti Çanakkale Teşkilatları olarak 2019 yılını çok önemsiyoruz. Bildiğiniz üzere 2019 yılı seçim yolu yılı olarak değerlendiriliyor ve tüm seçimler o yıl Çanakkale yapılacak ve Çanakkale'de de biz hedefimizi koyduk. Hedefimiz doğrultusunda da tüm teşkilatlarımızla, dediğim gibi eskisi yenisi olmadan, tüm teşkilatlarımızla, AK Parti'ye gönül veren tüm teşkilat üyelerimizle hep birlikte yol yürüyeceğiz.
Allah tekrardan bugün yapacağımız belde atamalarımız için hayırlı uğurlu eylesin diyorum. Ve belde başkanlarıma da şimdiden başarılı çalışmalar diliyorum. Şimdi sizlere atamalarını yapacağımız belde başkanlarımı da tanıtmak istiyorum. Ve il yönetimimiz olarak da ilçe başkanlarımızın öncülüğünde kendilerinin belgelerini de burada sizin huzurunuzda takdim etmek istiyoruz. Biga ilçemiz Gümüşçay beldemiz Hasan Kaya. Başkanım bu tarafa gelin. Yok, sen ortaya gel başkanım. Biz ilçe başkanımla alalım. Ha. Buyur başkanım. Allah hayırlı uğurlu eylesin başkanım. Başarılar diliyorum. Başkanım seni burada tutuyoruz. Karabiga'yı alalım. Karabiga belde başkanımız İbrahim Kahraman. İbrahim Kahraman başkanımız bir vesileyle şehir dışında yardımcısı Hasan Bey'e teslim ediyoruz. Hakkı Bey'e teslim ediyoruz. Çağım başkanım, hayırlı uğurlu eylesin. Başarılar diliyorum. Başkanım başarılar diliyorum. Sağ ol. Çağım Terzi Alan, Ahmet Tümer. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başkanlarımız, tüm belde başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı alalım.